Hüseyin Gülerce Portakallı CHP'li diktatör saldırısı. Haber T24 internet sitesinde 21 Ekim 2014'te Damla Uğantaş imzasıyla çıkmıştı. Kılıçdaroğlu YPG terör örgütü değil, vatananı kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum başlığını atmıştı. CHP yönetimi şaşkındı telaşlıydı. CHP Genel Başkan Danışmanı Aydın Aydın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç hemen açıklama yaptılar. Haberin tam olarak gerçeği yansıtmadığını savundular ama inkar etmediler. T24 onların açıklamalarını verdikten sonra haberin arkasında durdu ve şunu yazdı. Kılıçdaroğlu ne demişti? Partisinin grup toplantısının ardından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu bir öğrencinin sorusuna şöyle yanıt vermişti. Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç yaşlı kadın erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz terör örgütü diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü ancak YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur. Bu haberi niye hatırlattım? Önce Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi CHP'li belediye başkanı Ekrem Eşkinat, ardından CHP genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan, en sonunda da Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için faşist diktatör dedi. CHP'li Başkan bir faşist diktatöre karşı halk ayaklanmasından da söz etti. Kılıçdaroğlu'nun bu mevcut CHP yönetiminin Baykal'ın bir kasetle gitmesinden sonra belli bir çizgisi var. YPG terör örgütü değildir. Vatanını savunuyor lafına da Cumhurbaşkanı'na akıl tutulması diyebileceğimiz diktatörlük suçlamasına da şaşırmamak lazım. Kılıçdaroğlu, CHP'sinin çizgisi tamamen Amerika, Avrupa Birliği ve FETÖ çizgisine paraleldir. Kılıçdaroğlu'nun dediğini Amerika'da diyor, hem de aynen. PKK terör örgütüdür, YPG değildir. Ve YPG'ye 3500 tır silah veriyor. Kılıçdaroğlu niye bu silahlar için şöyle şeddeli bir eleştiri yapmıyor? FETÖ elebaşı Pensilvanya'dan hemen ertesi günü 15 Temmuz tiyatrodur diyor. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın da 15 Temmuz tiyatrodur diyor. Kılıçdaroğlu Pensilvanya'nın adeta Türkiye'deki sözcüsü gibi baştan beri tekrarlayıp duruyor. 15 Temmuz kontrollü darbedir. Hatırlayınız Kılıçdaroğlu Partisi'nin 23 Mayıs 2017'deki grup toplantısında kontrollü darbe girişiminin ipliğini yakında pazara çıkaracağız demişti hala bekliyoruz. Ne var ki FETÖ yargılamalarındaki itiraflar, mahrem imamların beyanları ve son günlerde bilhassa genel kurmay önünde ve içinde olanlarla ilgili görüntüler cinayetlerin alçaklığın nasıl FETÖ kontrolünde işlendiğini gözler önüne serdi. Kılıçlar insaf dürüstlük olsaydı özür diler tamam kabul ediyorum 15 Temmuz'un bütün kontrolü FETÖ denilen hain terör örgütündeymiş derdi. İşte Dink cinayetinin de FETÖ kontrolünde işlendiği bütün delilleriyle ortaya çıkıyor. Neden Kılıçdaroğlu Dink cinayetiyle ilgili tek kelime etmiyor? Neden? FETÖ, MİT durdurulması ihanetiyle Türkiye'nin de aşa yardım ettiği algısı ve Erdoğan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması operasyonu yaptı. Bu ihanetteki duruşu tutumuyla CHP FETÖ'nün değirmenine su taşıdı. 20 Ocak 2014'te durdurulan MİT ile ilgili CHP liderinin söylediği şuydu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin uluslararası alanda meşruiyeti tartışılır konuma getiriliyor. Son diktatörlük suçlaması da FETÖ'nün Gezi olaylarından beri yürüttüğü algı operasyonudur. CHP o günlerden beri hep FETÖ çizgisindedir. Gezi militanları için onlar bir diktatöre ders verdiler ve ona diz çöktürdüler diye konuşan Kılıçdaroğlu'ydu. Başta Almanya, Avrupa'dan hükümetler ve Batı medyası Gezi olaylarından sonra düğmeye bastılar. Türkiye diktatörlüğe kayıyor, Erdoğan sultan olmak istiyor diye tepinip duruyorlar. CHP'nin ve malum medyanın elmalı portakallı ana haber bültenlerinde sürekli saray deyip durmaları tesadüf mü? Saray, sultan, diktatör, kinle, nefretle görev icabı sürdürülen psikolojik harbin unsurlarıdır. Ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına böyle şeddeli falan saldırmak siyasi bir üslup olabilir mi? Bu üslup psikolojik harp üslubudur. CHP'nin yaptığı muhalefet değil, psikolojik harp saldırısıdır. Hüseyin Gülerce Star